Sana yani Allah mutlu etsin, mutlulukları daim olsun diyelim. Senin de eşin Amerikalı Tayyar'cığım. Evet. Şimdi sana dönüyorum. Onunla tanışma hikayeniz nedir? Nerede tanıştınız? Biz böyle bir ortak arkadaş grubunun bir araya geldiği bir gece tanıştık. Ama fil dişinde değil ama. Fil dişinde değil ama yine bir sahil kenarı, Kilyos taraflarında. Benim asla katılmak istemediğim bir şeydi o gece. Ama işte insanlardan dolayı değil, çok yorgun olduğumu hissettiğim, evden hiç çıkmak istemediğim filan. Gönülsüz gittin yani. Ve, evet, ısrar da sevmem. Ve hani bana bir kere bir şey söylüyor. Hayır dedim. Hayır, o zaten düzelmez. Ama ikinci telefonu, üçüncü telefonu, dördüncü, araba gönderelim, getirtelim falan. Kimse de bana bu kadar ısrar etmez. Lan bir şey var dedim bunda. E gideyim. Ondan sonra sahilden böyle aynı şey gibi, sahil güvenlik bir dizi vardı ya bizim eskiden. Denizden biri böyle koşa koşa geldi tanışmaya. Benim için bir anda film setine döndü her şey oldu. Ben ilk görüşte aşık oldum. Yani var bir çarpıldım, ona aşık mı diyoruz bilmiyorum da bir çarpıldım yani. Herkes de bir tanıştı, inanılmaz bir enerji falan. Benim için dünya böyle biraz fokus yitirdi. Sadece Sally'i net görüyorum. Sally. Evet. Ondan sonra o net görüş epey vaktimi aldı tavlamak. Öyle mi? Tabii. Öyle kolay olmadı. Kolay olmadı. Görevler verdim. Peki nasıl karar verdiniz evlenmeye? Evlenmeye şöyle karar verdik. Biz zaten tanıştık. 3 ay sonra aynı evde yaşamaya başladık. 1 ay sonra bizim, ya 1 sene sonra bizim böyle bitimiz kanlanmaya başladı. Yani ne yapsak, bir şey yapsak bu ilişkiyi... Bir sene ama beraber oturduk. İşlerimiz, çıkışlarımız, birbirimizi nasıl... müsamaha göstereceğimiz, anlayacağımız, kabul edeceğimiz falan onların hepsi bir araya geldi. Bir de farklı kültürlerden olmak sorun oluyor mu? Olmadı. Yani şöyle bir şey oldu. Türkiye'de yaşadığımız için Türkiye'deki yapıyı ona anlatmam biraz vakit aldı. Yani bizim işleyişimizi anlatmak. Bir Amerikalı'nın bunu anlaması, bir Avrupalı'nın anlaması çok zor. Ama Sally o kadar çok seyahat eden bir kadın ki Türkiye'ye geldiğinde 56. ülkesine ayak basıyordu seyahat ettiği. Dolayısıyla onun kültürü, okuma biçimi... O sana anlatır. Yani, şeyde Tayland'da bir sene orada yaşayıp balkonunda duş alıp falan köy köy gezip oradaki çocuklara gönüllü İngilizce eğitmenliği yapmış falan bir kadından bahsediyoruz. Ama yine de İstanbul'da, Türkiye'de bir dönem zorlandı ama çok çabuk kavradı.